Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tek bırakmayın falan yazıyor arkadaşlar. Şöyle bir genel video çekeyim. Hem sabah geldik, daha hava ısınmadan hayvanları sağlık gelsinler diye. Görüyorsunuz tek başına dolaşıyor. Tek bırakma falan demişsiniz ama anlaşamıyorlar. Kendileri tek kalmak istiyor zaten. Sabah sabah bunlar da kapışıyorlar. Bunlar da artık bayağı büyüdü. Şöyle. Bu da kavga yapmaya başlamış. Bunu da ayırdık. Gördüğünüz gibi bu da artık ayrı kalıyor. Diğerininle beraber koymaya çalıştım. Gene birbirine kavga yapıyorlar. Şöyle öteki bizimki nerede? Onu da göstereceğim. Nasıl duruyorlar bak. Bak. Şu altılı nerede? Altılı bak, bunlar şu an birbirinin anlaşıyor. Bak öteki nerede? Şimdi çalıların arkasında çıkacak. Biraz çekeyim. Görün. Yanlarına geldiklerinde. Öteki de şu çalıların arkasında. Hemen şunun arkasında. Yaklaşmıyor zaten onlara. Diğer kurkumuz, onu da çekerim. O da geliyor bu tarafa. Ali Osman da salmıştım. Ona bakalak olmamız lazım. Çünkü bu da Ali Osman'la kavga yapıyor. Bak. Şu arkadaki görüyorsunuz değil mi? Onların etrafında geziyor ama onlarla muhatap olmuyor. Bak şimdi öteki onu da görecek. Şimdi kovalamaya gidecek onu. Diğerki de burada. Bir en başta gidiyor arkadaşlarının yanına. Ondan sonra dövünce arkadaşları, ondan sonra tek takılıyor. Bu da buraya gelip bunları dövmeye çalışıyor. Bunları zaten her gün salıyoruz böyle. Daha sonra akşam olduğunda kapatıyoruz. Şu an yeni saldığımız için hava daha serin. Öğlen sıcağında zaten hepsi yatıyorlar. Şu an geziyorlar. Ondan pek birbirlerine şey yapmıyorlar ama yavaştan gölgelere çekilmeye başladığı an hepsi kavga başlıyor. Bak görüyorsunuz bu nasıl? Ötekinlerden ayrı, ondan yanına gitmek istemiyor. Zaten gitmek istediğinde dayak geliyor. Tam da şey diyoruz. O zaman da bak, herkes bir kavga dövüş peşinde. Niye böyle oldu bizim hayvanlar anlamadım. Bakalım bak şimdi içlerinde. Bak. Bak o kalkmaya çalışıyor, gördün mü? Sıra böyle görülmedi büyük ihtimalle ama sesinden anlamışsınızdır. Bu hayvan dayak yediği için şimdi burada rütbe şey yapmaya çalışıyor. Onu döveyim, onun üstüne geçeyim. Bana saldırmasınlar diye rütbe yapmaya çalışıyor. Onun için kavgalar çok büyüyor o zaman. Zaten diğer nerede o? Teşu. Kanadı yaralı olan hepsini bir önce o griyi dövdü. Ondan sonra şuradan birini daha dövdü. Onu da ayırmak zorunda kaldık. Sürekli ona da saldırıyor. Ama bütün sorunu çıkartan şu. O liderlik savaşı veriyor. Bunlar bu şekilde dursun. Görüyorsunuz hayvan ne arkadaşlarını alıyor ne kardeşlerini arıyor. Tek başına takılıyor yani, gayet hayatından memnun. İstediği zaman gidiyor ama dayak yiyip geri geliyor. Yavaş yavaş buradaki papatyaları kesiyoruz gölgelerde şey yaptıkları için. Havalar çok sıcak. Oruçlu olunca gerçekten iki tane yolsanız bile bayacak gibi oluyor. Şöyle yavaş yavaş burayı yapıyoruz işte takılmaları için. Bunlar da bayağı büyüdüler. Artık bunları da yarın öbür gün
annesi bırakır büyük ihtimalle. Şuradaki ağacın dibindeki düşünüyor gibi yapıyor ama bazen öyle duruyor, ondan sonra canlanıyorlar onlar. Diğerleri gayet geziyorlar. Bu sabah baktım ben ona ama bir sıkıntısı yok gibi. Kendi çapında takılıyor bir. Ama bir hareketler sanki yavaş gibi. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Ama görünürde bir sıkıntısı yok. İshalliği yok. Bir şey yok. Şerefsizler. Şimdi de bak gidip o onları dövüyor. Hayır. Bu büyük ihtimalle tavuk. Ama diğerlerine kavga etmiş. Üç, yedi. Bak benim griyi görüyorsunuz. Bunlar bir tehlike anında kaçışıyor. Öteki bak orada tek başına. Bundan yanına gitmek istemiyor çünkü. Şu Ali Osman nerede? Bugün Ali Osman'a. Herhalde tavuğu yumurtaya yatıyor. Onun başında beklemeye gitmiştir. Şöyle şunları görüntüleyelim. Bunlar artık hadi bakayım. Hop. Bisiklet. Şöyle görüyorsunuz bunlar artık kocaman tavuk horoz oldular. Şu hayvan bak mesela şunun ayaklarına falan bakın. Bu hayvan biraz rahatsız, zayıf kaldı. Bu mesela şunların ayaklarını görüyorsunuz dolgunluğunu şeyini. Bu hayvanın ayakları sopa gibi kaldı. O zayıf kaldı. Ona ilaç uyguladık. Yani böyle hayvanlara bakarken kontrol ediyorum mesela. Ağzına, yüzüne, tipine, ibiğine, hareketlerine falan sürekli hepsine bakıyorum. Tiplerine, çaplarına. Yani hasta olanlara bakıyorum. Anladığım bir hastalıksa tedavisini yapıyorum. Anlamadığım bir hastalıksa araştırıyorum. Veterinere falan soruyorum sürekli. Kaç diğer yeni aldıklarımız tavuklarda ne o civcivlerde de parazit vardı. Onların ilaçlarını yapıyorum. Aşı yapacaktık. Aşı yapamadık onun yüzünden. Parazit var diye ilaç yani hastalık olmaması lazım aşı yapacağımız zaman. Şöyle. Bu da hafif böyle zayıf gibi ama onda bir sıkıntı yok. Onun bir problemi yok. Diğerinkinde biraz sıkıntısı var. Sıkıntısı yok gene. Yemini yiyor, içiyor ama biraz zayıf kaldı. Zayıf kaldığı için ninkoseptin uyguladık bu hayvana. Yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. İnşallah toparlayacak o da. Görüyorsunuz horozlara falan artık babaç oldular. Tüyleri çıkmaya başladı. Bembeyaz bir tavuk olacak bu da. Bu da horoz. Bir horoz orada yatıyor. Horoz dolu. Diğerlerinde de başta hepsi tavuk gibi görünüyordu. Sonra horoza çevirdiler. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Şu da çok iyi bir tavuk olacak. Görüyorsunuz horoz kadar. Bu yamuk gaga. Bu da bayağı toparladı kendini. Bu bizim en küçük kalan. Bu da yavaş yavaş büyüyor. Bizim bu seneki bir tane de şu var galiba iyi gibi. İki tane Wyandotte yani iyi oldu. Diğerlerine hep bir sıkıntı geldi. Ufak kaldı. Falan filan hep yanık kaldı. Üretemedik. Gerçi üretmek istesek grup oldukça onlardan atardık ama bakalım nasip. Bunlar da bu şekilde büyümelere devam ediyorlar. Diğer
Ali Osman'a bir de vay endetlerimizi de göstereyim. Bunlar da artık bayağı yumurtayı kestiler. Hayattan bitik bir şekilde takılıyorlar. Sıcaklar üzüyor. Yumurtayı falan azalttılar artık. Takılıyorlar. Horoz kavga yapmıştı. Hala da ibik bembeyaz düzelmedi. O tembre falan diyorlar. Çok yabani olduğu için. Şu kız yumurtlamış bakalım. Hemen. Sabah yatıyordu. Bunu kapatmıyoruz artık. Bu kendi kendine takılıyor. Kimseye sarmıyor. Kurtken herkesle kavga etmeye çalışıyordu. Bakalım. Aynen. Yumurtlamış. Ali Osman tavuğu bekliyor galiba hala. Kendi yumurtlamış, görüyorsunuz. Bugün benden kaçabilir. Gelmişken şu civciv, görüyorsunuz bu üçlü birbirine bir şey yapmıyor. Takılıyor. Bak, hemen holluğun içine girdi. Benden korkuyor. Bugün şınav çektirdim ona. Ondan benden kaçıyor. Korkma bakalım, gel hadi. Tavuk var altta, tavuğu bekliyor. Şimdi benden korktu. Yesin bakalım az. Ama bu Ali Osman sürekli böyle. Biri yumurtladığında hep başını bekliyor, ötüp duruyor. Evet arkadaşlar, horoz burada ötüp duruyordu. Şöyle görüyorsunuz, kurkumuz yumurtaya yatmış. Herhalde yumurtlayacak artık. Büyük ihtimalle ya civcivlere bırakacak ya bırakır. Bu da mavi yumurtacı tavuğumuz da yatıyor. Kurk gibi ses çıkartıyor. Daha bir yumurta yapmadım bakalım, hadi. Gördüğünüz gibi horoz bundan ayrılmıyormuş. Böyle ilk defa yumurtaya başlayan hayvanların peşinde hep böyle yani bekleyip duruyor. Ondan kapattım onu. Ötüp duruyor şimdi. Gidip holluğa yanına girmeye falan çalışıyor. Rahatsız ediyor hayvanı. Onun için kapattım. Bu civcivlerimiz de buraya gelmiş. Şöyle görüldüğü gibi hepsini dışarı salıyorum. Genel bir video çektim bu şekilde. Dışarı saldığımızda sıkıntı olmuyor. Zaten akşama kadar bu şekilde geziyorlar. Akşam da tek tek kapatıp mecbur yatırıyoruz. Çünkü sabah hava 6.30-7 gibi aydınlanıyor. Biz gelene kadar 8-8.30 oluyor. Bazen 9 oluyor. O zamana kadar birbirlerini yemelemeleri için. Gece yattığında da yalnızlık çekmiyor hayvanlar. Sıkıntı ondan olmuyor. Bu videoda bu şekilde olsun. Şunları bir yakından çekemedik ama bunlar hep annesinle uzaktan takıldıkları için yanımıza gelmez. Korkak yetiştirdi bunları. Yetiştiler yani kendi. Annesi yanımıza gelir ama civcivler hep kaçıyor. İşte bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.